Evet arkadaşlar, herkese merhaba. 3. part videodayız. Burası esiyor Allah'tan rüzgar. Bir hava akımı var. Neredeyiz? Hemen Fikret Evi projesindeyiz. Gördüğünüz üzere. Şimdi bizim Muhammed'in şantiye bayağı hızlı ilerliyor. Bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim. Daha betonu dökerken adamlar aynı zamanda barı da örüyor şu an. Ama aynı zamanda dış cepheye de başlamışlar bir yandan. Ya bakın, daha son kata gelmemişler. Ama bakıyoruz buradan, net görebiliyorsunuz zaten. Bakın duvarları bile döşenmemiş, hatta üst kattayız. Ama dış cepheye başlamak üzere iskelelerini kurmuşlar. Yani işte aslında beklenen tüm şantiyelerde bu yönde. Bakın yan tarafta da yine aynı şekilde. Şöyle biraz yaklaşayım. Herhalde burası 24-25. Kata çıktı. Pardon, düzeltiyorum, bakın. 20. kat, 21. 22. 24. katta. 2 kat daha vardı bu bloklarda diye hatırlıyorum. 2 kat daha bloğu attıktan sonra adamlar hemen dış cepheyi, taş yönü, maş yönü dış cepheyi yapıp bir an önce park sahiplerine ulaştırmaya çalışıyorlar. Gerçekten şu andaki en hızlı inşaatın yapıldığı şantiye, Kiptaş'ın yapmış olduğu şantiyeler. Çok hızlı ilerliyorlar. Yani adamlar, gerçekten bravo diyorum. Ne zaman buraya gelsem diyorum ya, acaba bizimkiler o kadar hızlı ilerliyor mudur diyorum. Bakın yukarıda, bakın şununla, şu blok mesela, şu blok için konuşalım. 17 yazısı görüyorsunuzdur. Üzerine 3 kat daha atmış, 20. kata gelmiş. Arka bloklar da yine hemen hemen aynı şekilde ilerliyor. Buradaki blok da dediğim gibi, bakın görüyorsunuz. Bunlar da hızlı şekilde ilerliyor. Yani işte beklenen bu arkadaşlar. Yani malum, herkes burada ev alanlar için. Bir an önce kirada ise kiradan eve, kendine eve geçeyim. Yani işte bir mal mülk işte yapmışsa devletin bu 0.69 krediyle çekenler için konuşuyorum. Yani 79 kredi. İşte bir an önce bitsin de kiraya vereyim. En azından kredi borcumu ödeyeyim. Niyetini olan insanlar. Ben de krediyle aldım. Bir an önce bitsin de kiraya versek veya otursak gözüyle bakıyoruz. Malum artık yani şartlar çok her geçen gün zorlaşıyor. Her yerde bir zam yağmuru. Zor yani. Evet. Şimdi şurayı gösterdikten sonra bizim bloklara geçeceğim. Bakın şu aradan da göstermeye çalışayım sizlere. Görüyorsunuz. Ara blokların son durumu. Buranın son durumu ve buranın son durumu. Buraya bakalım. Şimdi şurası C blok. Bu da arka blok daha doğrusu. Bizim inşaatların olduğu durumda son durum bu. Bakın C bloğun şurası için. Aa, 11. kat. 15 gün önce de 11. kattaydı. Yazık gerçekten. Bu cephede bir çalışma olmamış. Umarım bizim cephede bir çalışma vardır. Yani umut ediyoruz. Yani artık kalıpları yenileyip yeni kalıplarla hızlı bir üretim yapmaları gerekiyor. Gerçekten. Her taraf bitiyor. Bizimkinin son durumunu şimdi göreceğiz zaten. Yani bu kuzu grup ne yapıyor bilmiyorum ama paraları aldılar. Yani bir an önce hızlanmaları lazım bu kuzu grubun. Evet, şöyle gördüğünüz üzere. Şu açıdan bir çekeyim. Evet, şuradan başlayarak çekelim arkadaşlar. Görüyorsunuz.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. kata çıkmış bu vlog için. Arkalarda 15. katta şu an. Burası da aynı şekilde ilerliyor. Şimdi bizim şantiye bakalım. Bugün şansa bakın böyle aşırı toz olduğu için bedenine yıkama yapıyor. Evet arkadaşlar. Yine hüsran, yine hüsran. Bu kadar yavaş mı gider bir şantiye diyorum, başka bir şey demiyorum. Bakın yani 15 gün önce geldiğimde hiçbir değişiklik yok. Yani 15 gün insan hiçbir şey mi yapmaz ya? Bakın şimdi göstereceğim. Dev yokuşu konuşuyoruz. Dev yok 15 gün katta. Arkam yok. Abim yok. 13. katta. Şimdi bunları göremiyorum. Dediğim gibi. Burayı da göremiyorum. Ama hiç değişik yok gibi gözüküyor. Bizim bari yani şu blok. Blok. Hala. Giriş kat, bu birinci kat. Yani üzerine bir kat daha çıkmamışlar. Bakın şöyle yaklaşıyorum. Artık çalışmamaktan denizin pasını görüyorsunuz burada. Ne döşeme demir döşenmiş. Ne kolonlar demirler döşenmiş. Ve demirlerin pası görüyorsunuz. Yani diğer bloklar gerçekten çok hızlı geliyor. Ama kötü grubun yaptığı bloklar resmen acı veriyor. Aynı şekilde kalmış. Şu zaten gördüğünüz şu alt taraf, şurada görmüş olacağız. Giriş dükkan, giriş kat, birinci kat, ikinci kat. Buradan bakın kapıyı açarsa temeli, jambiyon temeline atılmış. Ona bakmaya çalışacağım sizler için. Şöyle girip. Bari jambiyonun temellerini atmış olsalar da en azından. Orada da daha otopark katındalar arkadaşlar. Yani daha giriş seviyesine daha yeni ulaşmaya çalışıyorlar. Bir orada yalandan bir kat atmışlar gördüğüm kadarıyla. Başka da bir çalışma yok. Yani diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Görüyorsunuz buradan aşağıda bir çekeyim sizler için. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.